Bankeri sandım Melik'in. Samsun'da iki gün önce çöpte parçalanmış olarak bulunan cesedin Irak uyruklu 58 yaşındaki Kerem Jabbar Salman'a ait olduğu ortaya çıktı. Bir süredir Samsun'daki akrabalarının olduğu mahallede tek başına yaşadığı tespit edilen adamın kim veya kimler tarafından öldürüldüğünü araştıran polis Kerem Jabbar Salman'ın yakınlarına ulaştı. Dik dik yatmayınca ben de yırttım boşuna, ne var içinde diye baktım, içinde şey vardı. Baktım adamın kafası gibi gördüm. Bir daha bıraktım, ben bağırdım oraya, şoföre çağırdım, durdum. Bir yakınının evine giden polisler kaldırımda kan izleri gördü. Ve o kaldırımdaki kan izinden yola çıkan polisler vahşice işlenmiş cinayet evinde arama yaptı. Polis yaptığı aramada mutfakta bir adet testere ve bir tencere içerisinde yakılmış pasaport ve evraklar ile banyoda kan izi tespit etti. Olayı derinlemesine araştıran polis cinayetin işlendiği evden iki gün önce taşınan Irak uyruklu aileye ulaştı. Aralarında kadınların da bulunduğu 12 kişi cinayetle ilgili gözaltına alındı. Iraklı bu adam kadın yüzünden mi yoksa para için mi öldürüldü? Katiller cesedi banyoda parçaladıktan sonra battaniye sararak çöp torbasına koyup otomobille evden 1 kilometre uzakta bulunan bu çöp bidonlarını atmışlardı. Tamam, alın. Al öndeki bir beklenme. Cinayeti işleyenlerin Kerem Jabbar Salman'ın cebinden çıkan banka kartından 2 gün boyunca para çektikleri de tespit edildi. Düğmesi nerede? 2 tane mi? 2 tane. Abi düğmesi nerede? Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları süren şüpheliler şu ana kadar suçlamaları itiraf etmediler. Savcılık soruşturma için ek süre verirken cinayetin neden ve niçin işlendiği önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.